Evet arkadaşlar, işte o tarlalarda yetişen buğdaylar taş dibeklerde, değirmenlerde öğütülüp un halini alıyorlar ve gelip bizim sofralarımıza giriyorlar. Biz de onların nasıl aşamalardan geçtiğini hiç umursamadan, ihtiyacı olan insanları hiç düşünmeden o ekmekleri çöpe atıyoruz. Ya. Şimdi sıra sizde. Kendi ekmeğinizi kendiniz üreteceksiniz. Belki bu sayede kendi ürettiğiniz gıdanın kıymetini bilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hadi hadi. Asya, sıra sende. Buyurun, özellikle sen. Ya hocam, oklavayı ne kadar güzel kullanıyorsunuz ya. Sen oklavayı sürekli başkalarına vurmak için kullandığından sana şaşırtıcı geliyordur tatlım. Ah canım ya. Canın çekti galiba. İstiyorsan senin üzerinde de deneyeyim. Ha çok komiksin. Hadi bakalım, sıra sizde. Böylelikle kendi ürettiğiniz gıdanın biraz kıymetini bilirsiniz. Hadi başlasana Asya, özellikle sen hadi. Hocam ben bunu nasıl yapayım yani, öyle kolay gibi bir şey de durmuyor. Yok ben yapamam yani. Yaparsın yaparsın. Un al oradan biraz. Hadi bakalım. Al. Hadi bakalım. Bak yapışmasın. Emel ben bunu nasıl yapacağım? Ol kızım hadi yap. Ya Emel olmuyor işte, olmuyor. Hocam ya, arkadaş beceremeyince yüzü kirece döndü ya. Ne oldu? Sosyete gülü. Allık falan ister misin? Hadi hadi. Sen bana bak, bana bak, bana bak. Sevda, ateş hazır mı kuzum? Hazır hocam, hazır. Hadi bakalım. Hadi Ebru, hadi. Bunları yaptıktan sonra artık çöpe atarken birkaç defa düşünürsün. O kadar kolay mıymış? Ha? Allah Allah hocam. Bravo. Loş. Un koyacaksın. Görüyor musunuz çocuklar? Bak işte ablanızın yaptığı gibi bu kadar basit. Ya. Efendim. Hadi yapmak, denemek isteyen var mı? Ben denerim hocam. Ha, hadi bakalım. Hadi dene. Nasıl yapıyoruz? Evet. Hayır, hayır. Ama ya, ya. Hocam ya, bu rahat durmuyor ki yani. İşte bu kadar. Vallahi oldu. Mahalle gülü yakıştı. Hadi hadi hadi. Öyle birbirinizi yemeyeceksiniz. Eğer bizim gıdalarımızı üreten insanlar da böyle sizin yaptığınız gibi birbirini yeseydi hiçbir şey yiyemezdik. Aç kalırdık. Hadi bakalım, sıra kimde? Ben yapayım hocam. Hadi ben aç bakalım. Çalışın, yolun, devam. Aferin paşacığım, aferin. Ya çocuklar, paşalar, nereden baksanız şu iki dönümlük araziye tohum eksen var ya, 300 kilo buğday verir. Bu da 250 kilo una tekabül eder. Kilosunu düşünsenize, kilosunu şeyden satsan, vay anam paraya bak. Ya diyorum ki acaba ben çiftçiliğe mi başlasam? Hocam, siz çiftçiliğe değil, direkt köy ağalığına başladınız. Bu kadar arabaya ot yoldurup herkes çiftçilik yapar. Ya evet hocam ya. Şu koca tarlanın otlarını bir yolunu da görelim. Organik gereksizler. Gereksiz gereksiz konuşmayın. Yolmaya devam. Paşam sen yorulduysan bırakabilirsin. Yok hocam, ayıp olur şimdi.
Tekin'i. Düğünde Apache dansı yaptı diye kendini Apache'lerin lideri oturan boğa sanan gereksizler. Bu ne hal? Oğlum bu oklar, yaylar nereden çıktı? Şerifim, okçuluk bana. Büyük büyük dedemden miras kaldı. Oğlum deden Arizona kırsalında bizon avlayan bir kızılderili miydi şuursuz evladım? Ya şerifim ne münasebet. Benim dedem Yeniçeri Ocağı'nda okçuydu. Kemankeş toz koparan Nadir Efendi. Neden toz koparan demişler? Ok meydanında 745 metreden oku bir atıyor. Yayın tozunu koparıyor. Ben de. Yavaş. Maşallah. Toprağı bol olsun da. Siz bu okları, yayları niye getirdiniz buraya? Ava çıkıyor şerifim. Keklik, tavşan, bıldırcın avına çıkıyoruz. Güzel güzel. Şöyle büyük bir şey avlayın da mangalı beleşe getirelim. Ya şerifim siz isteyin, biz zürafa avlayalım. Marmara ormanında zürafa avlayabileceğini sanan şuursuz evladım benim. Oğlum bana bakın. Ava çıkayım derken çakala av olmayın. Başka bir şey istemiyorum ben. Hadi bakayım. Hadi. Kış kış hadi. Dikkat, dikkat edin. Düzgün yürüyün, düzgün yürüyün. Düzgün. Lan oğlum ok bir yerine saplanacak ama. Şuursuzlar. Ya ne güzel oldu ya. Hayat Hoca bizi buraya getirdi. Yoksa böyle güzelliklerin farkına varamayacaktık hiç. Ya iyi de Hayat Hoca da bazı güzelliklerin yaşanmasına engel oluyor. Ya abi hepimizin derdi var yani. Bari burada rafa kaldıralım şu dertlerimizi. Ya iyi de abi mesela grupta yanlışlıkla Gözde'yle yan yana gelsek ben yine Hayat Hoca'ya bakıyorum yani. Kızacak mı, bir şey diyecek mi diye. Ya Burak haklı. Yani sürekli diken üstündeyiz. Şu konuyu biraz konuşalım mı biz? Konuşalım. Yani iyi olur. Hem bizim de Onur'la konuşacaklarımız var. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Burada çok güzel vakit geçireceksiniz. Doğayla iç içe. Hem güzel vakit geçireceksiniz, keyfini çıkaracaksınız. Hem de tükettiğimiz yiyeceklerin nasıl üretildiğini burada öğreneceksiniz arkadaşlar. Hocam hangi yemeklerle tüketildiğini göstermek için ben gönüllüyüm, net. Arkadaşlar yürümek bariyerin karnını acıktırdı. Dikkat edin ısırması. Aman çok komik. Ormana geldik, bakıyorum senin beynine hala oksijen gitmiyor. Yaptığın esprilere bakarsak. Ya Koray şuraya bakar mısın? Cennet gibi. Bana göre senin olduğun her yer cennet sevdam. Biliyor musun ileride nehir varmış. Aa ne güzel işte, rafting yaparız. Artık onu da sen tek başına yaparsın. Ben doğru düzgün yüzme bilmiyorum. Ya Sevda ben sensiz nefes bile almam. Beraber yapacağız. İyi tamam bir gidelim de bakarız. Taşımamı ister misin? Sırt çantamı mı? Yani Hayat Hoca olmasa ikinizi birden taşırdım ama şimdilik sadece sırt çanta. Şşş! Bir tane alalım Hoca yenge. Ya kampa gelirken bu kadar eşya almanız gerekiyor muydu? Lan haddini bil. Haddini bil. Senin haddine mi bir tane anama böyle bir soru sormak? Lazımmış ki getirmiş. Evet lazımmış ki getirdim. Merak ediyorum Şerif'im biz niye bu yolu yürüyerek yürüyoruz da arabayla geçmiyoruz bu yoldan? Müstahak. Etrafta araba yolu görüyor musun? Görmüyorum. İşte bunun için bundan dolayı yolun bundan sonrasını sizin gibi katırlarla devam ediyoruz. Hadi sallamayın, taşımaya devam edin. Kamp yeri yakında. Gel. Çekin ciğerlerinize mis gibi oksijen. Evet arkadaşlar. Çadırlarımızı buraya kuracağız. Peki bizim çantalarımızı alacak kimse yok mu? Bir görevli, bir komi falan. Ya bir tanem komiksin ya. Dağ başında ne komisi? Bir tanem hanım, burası doğal yaşam kampı. O yüzden öyle şeyler yok. Ama inanın bana çok rahat edeceksiniz. Burada çok mutlu olacaksınız.
Ay ne bileyim ben böyle bir turistik tesisin içinde falan olacak sandım ya. 5 yıldızlı hadi bilemedin 4 yıldızlı falan. Bir tanem buranın 1 yıldızı var o da sensin. Bravo. Ya tabii ki Hayat Hoca da diğer yıldızı. Hem o yıldızlı otellerin faturaları insanı bayıltır, yıldızları saydırır. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun kızım? Ay hocam çok önemli bir şey var. Ne oldu? Hocam telefon çekmiyor, hat falan yok. Ben böyle nasıl yaşarım? Milattan önceki ilk çağlarda gibi hissediyorum. İşte tamam, bu da sana milat olsun Emel'cim. Bundan sonra en azından artık telefonsuz nasıl yaşanır öğrenirsin. Hocam ya. Emel. Olsun olsun üzülme sen. Birazdan ateş yakarız onun dumanıyla haberleşiriz. Aa şey de böyle etrafta bir beğendiğin falan bir şeyler olursa da dumanla like'larsın artık. Ben buna dalacağım ya dayanamıyorum. Ya sen sakin ol Hayat Hoca ile konuşacağım ben. Hala aklım almıyor bunun böyle bir şey yaptığını ya. İyi hadi bakalım. Çocuklar çadırları buraya kuracağız. Onur sen arkadaşlarını topla yanına birkaç kişiyi al çadırları kurun. Nedim sen de etraftan birazcık çalı çırpı bir şeyler topla ateş yakabilelim. Hocam ben yalnız mı gideceğim? Asya da gelsin benimle. Yok olmaz. Asya ve bütün kızlar benimle gelecek çünkü biz ekmek yapacağız. Ne? Ekmek. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım gidiyoruz ekmek yapacağız kızlar. Evet gereksizler. Ekmek fırından su damacanadan dönemi bitti. Çadır kuruyoruz. Ben şöyle arkaya doğru açayım. Açın bakayım şunları. Hadi sen de gideyim ve şeye bakayım ya. Çalışıyorsun. Oğlum amma uğraştırdı ya. Sana bir söyleyeyim mi Burak? Oğlum iki Kızılderili falan değilmişiz. Habire çadır toplayıp çadır kurarmışız. Oğlum bak bizimkiler gelene kadar bu işleri bitiremezsek madar oluruz vallahi. Utancımızdan kızarıp Kızılderili oluruz asıl. Vallahi doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Oh! Buldunuz tabii ormanlık alanı. Geyik çeviriyorsunuz burada geniş geniş. Kardeşim gel birlikte çevirelim. Yok oğlum yok. Siz tabii kolu işi kaptınız rahatsınız. Hayat Hoca ağır işi bana kilitledi. Oğlum haline şükret. En azından doğayla içeceğiz. Oğlum ne doğayla iç içesi ya? Ben çalı çırpıyla iç içe oldum. Ne kadar zor işlermiş bunlar ya. Vallahi kardeşim sen bunlara zor diyorsan gel bir de bizim takımın kampına katıl. Her gün çift antrenman, ağırlık çalışmaları, düz koşular. Yok kardeşim benim işim olmaz. Ben rahatlığa düşkün adamım. De haydi çalışın. Bir kontrol edeyim bakayım nasıl yaptınız. Geç bakayım. Şimdi ne yapacağız? Hep böyle kalsak, sonsuza kadar hiç ayrılmasak olmaz mı? Keşke. Ya ben de böyle kalmayı çok isterim. Peki ablama ne diyeceğiz? Yani seviyorum diyeceksin. Aşkımızın önünde dağlar dize gelmiş. Çöller engel olamamış. Sen mi engel olacaksın diyeceksin. Ya Burak. İstemiyorum ama gitmem lazım. Ya ne olur ya, ne olur biraz daha kal. Eğer bu bir rüyaysa ben uyanmak istemiyorum. Ya ben de uyanmak istemiyorum. Ama gerçekten gitmem lazım. Tamam. Tamam, tamam. Nasıl artık benimlesin. Beni bırakmayacak mısın? Ama ya biz birlikte görürlerse? Yani ablamı bir şekilde söyleyeceğim. Onun dışında da kim görürse görsün artık umurunda bile değil. Benim de. Ya Cerrah Bey tamam hani Hayat Hanım'la ilgili talihsizlikler yaşıyorsunuz. Ama bir hayat daha var unutmayın. Anlamadım. Yaşadığınız hayat var Cerrah Bey. Hayat Hanım'la ilgili yaşadığınız problemler yüzünden hayatınızı boşlayamazsınız. Hayat onu tanıdıktan sonra bütün hayatım oldu Şerif Bey. Yemek yemek, nefes alıp vermek ya da başka şeylerle uğraşmak. Hepsi anlamını yitiverdi. İnsanın canını çok yakıyor değil mi? Öyle. İnsanın geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden sevdiklerini kaybetmesi çok acı. Ama şimdi Hayat Hanım'ın sizi yanlış anlaması sizin hatanız değil ki.
Aksine. Hepsi benim hatam. Yaptığım hataların bedelini ödüyorum. Yani hayatı tekrar kazanmak için yapmayacağım şey yok. Ama bana bu fırsatı vermeyeceğini biliyorum. Bakın Cerrah Bey. Yine eskisi gibi olmanız için elimden ne geliyorsa yapacağım. Güvenin bana. Ben bugün hiç yere basmayacak mıyım? Sevda, söyledim ya sana. Bugün ayaklarını yerden keseceğim senin. Ne yapacağız peki? Şimdi denize atacağım seni. Koray, Koray dur ne olursun. Beklerim senden, yaparsın sen her şeyi. Hadi gel hadi. Ayaklarını yere basmasın. Oraya dur, bas, korkuyorum. Hadi, hadi tutuyorum ben seni. Geç. Tamam. Aşka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Gelip alsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Onur, kanka bence sen git 10 tane çiğ yumurta için. Sesin açılır böyle pırıl pırıl olur. Oğlum daha gidip gidebileceğimiz bile belli değil ya. Zeynep hala dönmedi. Şunun şurasında bir saat kaldı. Abi Gözde'yi ara. Belki Zeynep'in telefonu sessizdedir. Ya abi kayda gideceğimizi unuttum yani. Hazırlanacaktı, ben de gidip alacaktım. Bu fırsat bir daha yanınıza gelmez. Değerlendirmeniz lazım. Aha dur, arıyor Zeynep. Alo, ya Zeynep niye açmıyorsun telefonu ya? Ya Onur, burası biraz karıştı. Benim tamamen aklımdan çıkmış bu kayıt işi. Zeynep bak, o kadar adam orada bekliyor bizi. Hem buradakiler de diyor ki bir daha bu fırsat ayağımıza gelmez. Ya biliyorum, biliyorum ama ben gelemeyeceğim herhalde. Ya. Kızım gitsene. Gözde Hayat Hoca bu haldeyken nasıl gideyim ben? Ablamın dediğini duymadın herhalde. Sizden tek bir şey istiyorum, benim yaşadıklarımdan etkilenmeyin dedi. Söyle Onur, alsın seni. Öyle mi diyorsun? Onur, tamam ben geleceğim ama sen beni gelip alabilir misin? Tamam tamam, ben hemen şimdi çıkıp geliyorum. Tamam, tabii yetişebilirsen. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Onur, abi ben götüreyim sizi arabayla. İşiniz bitene kadar da beklerim, sonra da geri getiririm, olur mu? Süper olur vallahi abi. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Tamam, hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi abi, hadi hadi hadi. Sadri. Cerrah Bey, eğer düşündüğüm şeyi yapacaksanız. Düşündüğün şeyi yapmayacağım Sadri. Al bunu yok et. Bundan sonra sende de çocuklarda da silah istemiyorum.
nereye çevirirsek çevirelim en nihayetinde bize dönüyor. Tamer'le görülecek bir hesabım var. Ama bunu başka yöntemle yapacağım. Hadi yok et onu. Tamamdır Cerrahbey. Yarından haber yok. Dün bitti saatler. Son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda. Düğümlendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolup bir boşaldı. Kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar. Ne hayatlar içimde kaldı. Unutursun için yana. Son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda. Düğümlendi derken söz bitti. Unutursun için yana. Vagonlar bir dolup bir boşaldı. Kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar. Ne hayatlar içimde kaldı. Unutursun için yana yana. Zeynepciğim, biz çok beğendik. Bir anlaşma yapmak isteriz. Ya öyle hızlı gelişti ki her şey. Biz de sizinle çalışmayı çok isteriz. Yalnız biz seni tek düşünüyoruz. Yani anlaşmayı seninle yapacağız. Ama biz hep Onur'la birlikte... Zeynep, senin tek başına şansın daha fazla. Tamam, Onur'un da sesi güzel. Ama senin ses rengini daha çok beğendim. İstersen bir düşün. Kararını verdiğinde ara. Zaman basıp kanayan yarana.
Sen de ışık var Zeynep. Harcama bu yatağı. Burak. Oh. Abi ne dediler sonuç? Ya abi bir şey demediler ama çok güzel geçti. Var ya hele Zeynep'i görseydin esti geçti yani. Of süper süper. Abi bak ben çok eminim. Çok güzel şeyler olacak ikiniz için. Bak o şarkıyı da iyi ki internete koymuşum. İnşallah kankam inşallah ya. Zeynep ben şarkı söylerken şu bir şeyler konuşuyordunuz. Ne dediler? Yok yok kötü bir şey yok. Ha, büyük ihtimal kaydı başkalarına dinleteceklerdir. Zeynep sen niye durgunsun? Ya abi bilmiyor musun Zeynep işte her zaman gibi olumsuz düşünüyor. Ya bak gör acayip teklifler alacağız. Asma artık sürdü. Ne oldu? Buna mı takılıyorsun? Yo. Ne yapacaksın? Neyle ilgili? Gözdeğinle ilgili. Bilmiyorum. Ay aman Koray, senle de hiçbir şey konuşulmuyor ya. Bay kapris. Sevda. Ne? Gitmesene. Niye? Ne bileyim. Otur sadece yanımda. Tostalayayım mı sana? Olur. Bol peynirli olsun. İyi, tamam. Ne yapıyorsun? Kızlar bana ya, ya. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Arkadaşlar son dakika haberi. Müdür kafa üstü düştü ya. 24 saat uyumaması lazımmış. Hadi be. Müstaka bile nadir başında nöbet tutuyorlarmış. Oğlum benim fikrim geldi. Çok eğleneceğiz bariyer. Kafamda gene tilkiler dolaşıyor değil mi? Gel bariyerim gel. Acayip eğleneceğiz de haydi. Al bakalım. Sağ ol. Ne yapıyorsun Koray? Nereden çıktı şimdi bu? Niye soruyorsun? Ben sormuyorum. Ebru soruyor. Ne alaka? Bak. Bak Koray, tamam başım ne zaman derde girse yanımda oldun sağ ol. Ama yani bu mesele kardeşimle benim aramda bir mesele. Yani eğer Ebru'yla aram iyi olacaksa bizim çabamızla olmalı, senin çabanla değil. Ya tamam, ben karışmıyorum işte. Ya karışmıyorsun da o zaman bu kız sana durup dururken niye mesaj atıyor? Ya ne bileyim ben. Koray yoksa sen Ebru'ya mı yürüyorsun? Ya oha ya. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Benim kalbimde başka biri var. Aman anladık, senin kalbinde başka biri var. Biliyorum. Biliyor musun? Nasıl yani? Anladın mı? Ay biliyorum tabii ki Koray, bilmeyen mi kaldı? O kadar mı belli ediyorum ya? Koray oradan bakınca salak gibi mi görünüyorum ben? Ne diyorsun peki? Ne diyeyim Koray ben sana? Ya bu kadar şeyden sonra hala gözde diyorsan ben sana ne diyeyim yani? Gözde 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 ağzından başka laf çıkmıyor ya.